Avukat Ebru Timtik'in adalet uğruna canına kıymasından öğrenmemiz gereken çok şey var. Düşünün bir gizli tanık beyanıyla örgüt üyeliğinden 13,5 yıl hapis cezasına mahkum oluyorsunuz. Benzer durumda pek çok insan suçsuz yere yıllarca hapis yattı. Sonradan devlet pardon dedi bıraktı. Üst mahkemeye gidiyorsunuz sonuç yok. Haykırıyorsunuz duyan yok. Siyasetçilerden hayır yok. Sonunda Adil yargılanmak için canınızı ortaya koyuyorsunuz. Yine ses yok. Devlet aykıtı ya ciddiye almıyor ya da ölesiniz istiyor. O yüzden mesela Bakanlık hapishanede kalamaz raporunu bile görmezden geliyor. Yargıtay durumun aciliyetine rağmen ağırdan alıyor. Ölüm orucu hak arama mücadelesinin en uç noktası. Pek çoğumuz yöntemi benimsemiyoruz. AKP'den önce de hatta 12 Eylül'den sonra bile benzer eylemler oldu ancak aydınların araya girmesiyle hükümetle eylemciler arasında diyalog kurulup bir uzlaşma sağlanabiliyordu. AKP şimdi bütün diyalog kapılarını kapattı. Kapattığı gibi adeta bu ölümlerden memnuniyet duyuyor. Bunu her ölümden sonra sosyal medyada kutlama yapan maaşlı trollerin mesajlarından anlıyoruz. Bu insanlık dışı tavır ne yazık ki duvarın bu tarafında da hastalığa yakalanan bir muhalifine ölürse ölsün diyen bir insafsızlığı kışkırtıyor. Toplum öylesine bölündü ki adeta herkes karşı taraftan birinin eksilmesinden mutluluk duyuyor. Yargı emir kulu, siyaset devre dışı, vicdanlar körelmiş durumda. O yüzden göz göre göre gelen bir felakete 238 gün göz yumuluyor. Bütün tepki sosyal medyadaki ölüyorlar çığlığından ibaret kalıyor. O da can kurtarmaya yetmiyor. Ama devletin öfkesi burada da bitmiyor. Adalet için verilen bir can yetmiyor. Aileye cenaze teslim edilmiyor. Cezaevi, e, cemevi ablukaya alınıyor. Törene gaz sıkılıyor ve ölüm döşeğindeki diğer eylemci için hala hiçbir şey yapılamıyor. Ebru Timtik'le birlikte gömülen bütün bir toplumun adalet duygusu, gelecek umudu, vicdanı anlamıyorlar. Bugün katlettikleri adalet için yarın yalvaracaklar, görmüyorlar. Olan yarın kurulacak adalet düzeni için bugünden canını veren canlara oluyor.